Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Kurumsal Sağlık Sigortaları ve Yan Haklar Müdürü Ebru Gökdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ebru Gökdemir ben. Kurumsal Sağlık Sigortaları ile alakalı çok uzun yıllardır birçok büyük firmada ve global aracılarda hizmet vermekteyim. Çok tebrikler. Çok önemli bir sektör. Evet, sağlık sektörüyle alakalı özellikle benim branşım sağlık olduğu için sigorta konusu önemli. Evet, sigorta çok önemli. Sağlık çok önemli. Hele ki yaşadığımız o büyük salgından sonra. Tabii. Daha da önemi arttı. Evet, çok önemli ve talebi artan bir sektör. Pazarı çok büyük bir sektör. Sizin girişiniz nasıl oldu bu sektöre? İlginiz nasıl başladı? Aslında benim ilk mesleğim finans uzmanlığı ve müşteri ilişkileri geliştirme yöneticiliği. Fakat bu sektöre her zaman ilgim vardı. Özellikle sağlık branşına çok ilgim olduğu için böyle bir davetle aslında işe başladım. Bu davet neticesinde... Davete icabet ettiniz, evet, sevdiniz. Evet, çok ne sevdim. Güzel. Yani şu anda da bana tekrar bir seçme İmkan şansı olsa, verilmiş olsa buradan yine devam. Sigortacılık derim, yine sağlık sigortacılığı ne derim. Güzel. Çok mutlu olarak bu işi yapıyorum. Motivasyon ben. Kuvvetli. Evet. Sevdiğim bir iş, sevdiğim bir alan. Harika. Peki efendim, verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. Kurumsal sağlık sigortaları birçok iş yerinin çalışmış olduğu personellerini yapmış olduğu bir sigorta şeklidir. Genelde bunu bazı şirketlerde yan haklar olarak duyabilirsiniz. Bu bir yan hak aslında. Şirketler işe başlayan personellerine sağlık sigortaları yapıyorlar. Benim buradaki dokunuşum yapılan sağlık sigortalarının içeriği, kullanımı, teknik üretimi, bu konuyla alakalı tüm detaylara ben müdahale ediyorum ve bunların oluşumunu sağlayıp kurumsal firmalarımıza, holdinglere destek sağlıyorum. Ne güzel. Peki önde gelen özellikleriniz nelerdir? Aslında şöyle söyleyebilirim, ben detaycı bir yapım var. Başarı detaylarda gizli. Evet. Çünkü, ama büyük resmi de görüyorsunuz bir evet, yandan. Evet, mutlak surette detaycıyım ama detayla zaman kaybetme şansım yok. Çünkü tabii, büyük bir sektör, çok hızlı ilerliyor. Vakit çok kıymetli. Kesinlikle. Evet. Zamanla yarışıyorsunuz. Evet, inanılmaz bir yarış var. Deadline'lar var, değil mi? Sormayın. Yani bizim gün içerisinde çok sıcak temaslarımız tabii var. Poliçeler üretilir, kişiler kullanıma başlar, bu kullanımlarla ilgili destek sağlarız vesaire. Bunun gibi hep hareket olduğu için daimi bir görüşmem hareket vardır. Evet, dinamizm hareket vardır. Var, evet. Ama ben detaycı olduğum için bir şey ilk başlarken sonuna kadar neler gerekliyse o detayların tamamını eksiksiz yapmaktan yanayım ki kullanımda ya da bir sonraki aşamada herhangi bir sorunla karşılaşmayalım. Bir aksiyon planı, değil mi? Adım adım yapılması gerekenler. Zaten belli kural setlerimiz var. O kural setleriyle birlikte hareket ediyoruz. Çünkü bizim bir şey eksik yapmamız, bir hata çok tolere edilebilecek durumda olmuyor. Çünkü sağlık. Yani. Kesinlikle. Çok önemli. Her şeyin en başı. Mühim şey. Her kesinlikle şeyin başı. Kesinlikle. Biz sağlığa dokunduğumuz için çok dikkatli, çok özverili olmamız gerekiyor. Umarım ülkemizde batıda olduğu gibi bu sağlık sigortası biraz daha yaygın hale gelir, değil mi? Tabii çok güzel bir ilgi var. Daha da artsın bu. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Bizde hala sağlık sigortası edinme kültürü istediğimiz seviyede değil. Maalesef. O bilinç. İnsanlar lüks gibi riskle görüyorlar. Karşılaşınca buna sahip olmak istiyor. Halbuki nasıl aracımızı tabii riskle karşılaşmadan sigortalıyoruz? Tabii. Sağlığımız çok çok daha mühim. Tabii. Aslında bunu da riskle karşılaşmadan önce sigortalamamız gerekiyor. En önemli noktası bu. Ve bu bilincin kazandırılması gerekiyor. Kesinlikle. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii. Firmam, çalışmış olduğum firma her firma gibi pazarda yerini sağlam, her zaman için sağlam tutmak niyetinde ve maksadında. Çünkü verdiğiniz hizmet ne kadar kaliteli olur, ne kadar çok kişiye ulaşırsanız pazardaki yeriniz o kadar büyük oluyor.
Benim kişisel hedefim ise, vizyonumsa şu, ben her aşamasında artık dokunmak, çünkü danışmanlık verebilecek tecrübeye sahibim. Her aşamasında dokunmak ve bu işi daha çok kişiye sevdirmek. Ne güzel. Yani yeni sigortacılar, evet, yetiştirmek, daha çok kişiye kazandırmak, sevdirmek, değil mi, sektöre? Aynen. Ve bu bilinci çok önemli, farkındalığı, evet, değil mi, oluşturmak. Oluşturmak, çünkü çok mühim. Kesinlikle. Kendimiz için yaptığımız bir sürü yatırım bu yani. Yatırım var ya da bir sürü ihtiyaç, anlık masraflar var. Tabii. Ama bunun maalesef ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, kendimiz için yapılacak en güzel şeylerden biri olduğunu herkesin anlaması için elinden geleni yapmak istiyorum. Ne güzel. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Şöyle söyleyeyim. Aslında sigortacılık mesleğini tüm branşlardaki arkadaşlar yapabilirler. Satışla alakalı kısmı, operasyonel kısmı ile alakalı. Ama eğer ki sağlık sigortacısı olacaksanız biraz sağlık bilmek gerekir ve kesinlikle sabırlı, öngörülü kişilerin bu işi yapması gerekir. Bu bir çok süreç. Çok sabır isteyen bir iştir. Çünkü kimse mutluyken, tabii, size erişmez. Bir sorun yaşadığı an, hassas olduğu an size dokunur. Kesinlikle. Orada da gerçekten çok sabırlı, özverili kişilerin bu işi yapmış olması, tabii, gerekir. İletişim çok önemli, değil mi? Çok. Etkin bir iletişim. İyi dinleme, sorunu çok anlama. Evet, evet. Yani karşıdakini önce iyi dinleyip, anlayıp, sakinleştirip ona güven vermeniz gerekir. Bu niteliklere sahip her kişi bu işi yapabilir. Tabii ki sağlık bilmek şart. Sağlık, kesinlikle, bilmek çok önemli. En azından terminolojiyi çok iyi bilmek gerekir. Tabii. Gerekli cevabı vermek, değil mi? Yani. Tabii ki. En doğru cevabı. Evet. Sizi biri arayabiliyor. Diyebilir ki benim şu an böyle bir sıkıntım var. Hangi branşa gitmeliyim diye bir soru bile gelebilir. Tabii. Doğru. Ya da ben doktora gittim, şu an benim giderlerim karşılanmıyor. Sebebi nedir? Bizim en çok karşılaştığımız, tabii, sorular bunlar. Doğru. En azından bu soruları yanıtlayabilecek yetkinliğe, bilgiye sahip olması gerekir. Evet. Ama ya ülkemizdeki uygulama, böyle sahip olduğumuz hastalığın hariç bırakılması muaf. Yani o biraz tüketici açısından zor, değil mi? Zor, ama işte ilk başta konuştuğumuz şey tam önceden, da bununla alakalı. Evet. Risk oluşmadan, önce, sağlıklıyken sigortalı olursanız en baştan, hı-hı, sizin oluşabilecek birçok riskinizi zaten karşılıyor. Evet, onu bu önceden. Evet. Şöyle düşünün, sıfır bir araç, bir de arızalı bir, tabii, araç. Doğru. Öyle düşünün. Hastalandık. Riskler yükseliyor. Tabii ki. Şimdi ben bir taşikardi geçirdim, hı-hı, ama iyileştim. Sizde hiç böyle bir rahatsızlık yok. Ben riskli kişiyim. Çünkü ben bu rahatsızlığa yakalandım. Nüks, tabii, oranı edebilir, sizinkinden çok çok yüksek. Doğru. Sigorta, sağlık sigortasında bu çok mühim bir şey. Sağlıklıyken sizi sigortalayıp size bir söz veriyor. Sağlık giderlerinizi karşılamakla ilgili genel şartlar ve özel şartlarımız var, biliyorsunuz, evet, sigortacılıkta. Siz eğer sigortalanmadan önce bir rahatsızlığa sahipseniz, bu ne yazık ki değerlendirmeye, evet, alınamıyor. Kişiye özel oluyor bunlar, tabii, değil ki, mi? Tabii ki. Onun genel sağlık durumuna uygun olarak bir poliçe hazırlanıyor. Tabii ki, o çok yüzden detaylı. Hı-hı. Detayı çok fazla. Evet, önceden, en güzeli önceden bu sigortayı, aynen, yaptırmak. Bir kişiyi sigortalarken aracının mutlak surette bu detayları sigortalayacağı kişiyle paylaşması gerekir. Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Konuşmamızın aslında ana noktası olan sağlık sigortasının önemini herkesin gerçekten oturup birazcık da olsa düşünmesini rica ediyorum ben. Sağlıklıyken sigortalanıp hayatta karşımıza çıkabilecek riskler için hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Bu gerçekten çok mühim, hele ki yeni dünyanın şartlarında. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun efendim. Bugünkü konuğumuz Kurumsal Sağlık Sigortaları ve Yan Haklar Müdürü Ebru Gökdemir'di. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.